Herkese merhaba arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için heyecanlı, güzel bir gün, değişik bir gün olacak. Hemen kahvaltıyla başladım. Çok acele etmem lazım hazırlanmak için. Çünkü bu sabah birazcık uyudum. Yani uyudum dedim de 9'a kadar uyudum. Yani 12'ye kadar da uyumadım. İstanbul'a gideceğiz. Bugün bir söyleşide gençlerin hazırladığı bir organizasyon. Onların davetine gideceğim. Ve orada güzel bir söyleşi yapacağız. Ben de sosyal medya konuşmacısı olarak katılacağım. Ben güne başladım. Birazdan hızlı bir şekilde hazırlanacağım. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra da kombinimi, mombinimi, her şeyimi size göstereceğim. Geçen gün gösterdiğimden vazgeçtim çünkü başka bir şey giymeye karar verdim. Evet, geldik en zor yere. Bunu şey yapmak zor. Kalemi çekmek, siyah kalemi çekmek çok zor. Sana bir şey vereyim mi hile? Eyeliner var ya. Eyelinerlarımız bitti. Aa. Onu maskaraya sür. Hayır. Niye be? Nasıl? Maskaraya sür. Ne yapacağım? Al ucundan o boyayı maskarayla. Sonra çek. Ben öyle yapıyordum. Bu kalem çok iyi ama kalıcı öyle. Tamam. Bulaşmayan bir kalem. Bundan çekeceğim. İyi gidiyoruz o kaleme. Şimdi hazırlanayım. Ondan sonra göstereceğim size son halimi. Ay saçlarımı halletmeye çalışıyorum. Saçlarımı yaparsam iş bitmiştir. Kuaförden sonra kâfirlerimi ilk defa kendim yapacağım. O yüzden biraz endişeliyim. Evet, hazırlandım. Makyajım nasıl olmuş, beğendiniz mi? Uzun zamandır makyaj yapmıyordum. Nasıl durduğunu bilmiyorum şu anda. Bence güzel duruyor. Size nasıl geldi? Size nasıl geldi? Yorumlara yazın. Dişlerimde ruj falan yok değil mi? Var, niye söylemiyorsun? Hadi çıkalım artık. Değil mi ya? Tamam, çok güzel oldu. Evet. Yani şunları şöyle de bırakabilirim. Saçlarımı böyle bu şekilde topladım. At kuyruğu yaptım böyle. Çünkü en son saç kestirme videomda at kuyruğunun yakıştığını söylemiştiniz. Ben de o yüzden bugün at kuyruğu yaptım. Sizi dinledim yani. Böyle bu şekilde hazırlandım. Bu elbisemi giydim. Ben bu elbisemi çok seviyorum. Böyle dantelli mantelli. Üstüme ise şunu alacağım şimdi hemen. Akşam üzeri çünkü çok serin oluyor malum. Birkaç tane makyaj malzemesi aldım yanıma. Hani ilerleyen saatlerde çünkü benim konuşmam. Belki makyajımı tazelemem gerekebilir diye. Altına da bir tane ayakkabı almıştım yeni, onu giyeceğim. Evet, bu şekilde böyle. Nasıl? Oldu mu güzel? Oldu. Bence gayet hoş. Bize yakışır bir şekilde. Güzel oldu yani, ben öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi bir de şunu yapalım. Şu çanta uygun mudur? Uygun. Evet, deri olduğu için bence uygundur. Üstümde çünkü suni deri gibi bir şey ya. Makyaj çantasını koyalım. Saat benim değil. Bir parfüm alalım yanımıza ve çıkıyoruz. Evet, nihayet yola çıkabildik gerçekten. Yani ben böyle öylesine günlük böyle bir şeye hazırlanırken hiç heyecanlanmıyorum. Hiç böyle şey yapmıyorum. Mesela böyle pat diye 5 dakikada hazırlandığım zamanlar oluyor. Bir de böyle tam 2 saatte hazırlandığım zamanlar oluyor. Yani böyle başka bir heyecan kaplıyor beni. Böyle hani yani 1 yıl sonra, neredeyse 2 yıl sonra bana makyaj yaptırtan bir etkinlik oldu bu. Biliyorsunuz yapmıyordum uzun zamandır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yazın bakalım yorumlara. Saç, baş, makyaj falan nasıl oldu? Çok makyaj yapmayı bilmiyorum ama bir şeyler yaptım işte. Şimdi yola koyulduk. İstanbul yolcusuyuz. Bakalım, hadi bir saat sonra orada olacağız. Heyecanlıyım. Dediğim gibi kelimelerim de karışıyor artık. Orada Nuray ve Eklemcan'la yalnız. Nuray ve Eklemcan'la da buluşacağız. Öncesinde bir kahve bir şey içeceğiz falan filan. Bakalım gün nasıl devam edecek. Çok heyecanlıyım. Evet, klasik bizim adres arama işlerimiz şimdi. Gideceğimiz yeri aramaya başladık. Bakalım bulabilecek miyiz? Hemen kamerayı karşıya çeviriyorum. Evet, Bakırköy Kültür Merkezi ve Cem Evi'ni arıyoruz şu anda. Cihan Biltekin çok enteresan inşaat alanlarına soktu bizi. İşte geldik. Aha geldik. Aha şurası. Bayraklı yer değil mi? Evet. Okey, süper. Geldik. Aferin sana be. Bulunca aferin. Bulamayınca ne beceriksizsin. Ya o kadar. Ay kadın milleti, çok fenayız vallahi biz. Çok özür dilerim. Evet geldik. Evet,
Şimdi bakalım içeride ortam nasıl. Otopark buraya çekeceğiz. Açık otoparksa buraya çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Zaten buraya çek. Ne olacak ki? Kapısı şurada. Kapalı otopark mı arayacağız Allah aşkına şimdi? Evet, salon burası bildiğim kadarıyla. Şimdi kapıyı açsam. Düşünsene söyleşinin ortasında. Ucundan bir baksana. Buyur geç. Şimdi ben salona baktım. Salonda hazırlıklar devam ediyordu. Çetin Bey'le görüştüm. O zaten benimle görüşüyordu en başından beri. Orada hazırlıklar devam ediyor. 3-3.5 gibi benim konuşma saatim. Şimdi biz bir şeyler içeceğiz o arada Cihan'la. Ekremcan ve Nuray da birazdan bize katılır zaten. Biraz sohbet falan edeceğiz. Ondan sonra da şey, gideceğim salona tekrardan. Cihan'cığım kahve almaya gitti. Çay da varmış. Bayılırım. Ne oldu? Şey yok, yoruldum ya. Yolda biraz gerginlikler yaşandı. Hızlı evet. Git Cihan. Çok yavaş gidiyorsun Cihan. Kaan arabası gibi gidiyorsun Cihan. Ama sonrasında bastırdım. Sonra benim de çenem kapandı yani. İbre 190-200 görünce durdun yani. Abartma be. Sen İbre'ye bakmadın. Yalan konuşuyor. O kadar hız meraklısı değiliz biz. Yalan konuşuyor valla. Ne o hız düşkünü gibi. Ben diriftçiyim. Kurallara uyacaksın, o kadar da değil. Kurallara uymayanı gördük. Üstümüze çıkıyordu bir tanesi. Ay evet. Neredeyse kaza yapacaktık yolda, biliyor musunuz? Bir anda böyle önümüze kırdı. Ya normalde yollarda otobanda 130'a çıkmadı mı hız sınırı? 130. Tamam, Cihan 110'la 100'de gittiği için ben ona kızıyorum. Yani 130 da bari git hani diyorum. Bu kadar da yavaş gitmeyelim diyorum. Yoksa tabii ki de 200'de git demiyorum ona. Yok. Şaka yaptım. Diyecekler ki kural tanımaz bilmezler. Şaka öyle yaptım değil. Değil mi? Öyle değil, gerçekten değil. Evet, Nuray bakar hep kendimi inceliyor. Hep saçlarımı inceliyor videoda, biliyor musun? Nuray ile Ekremcan'la buluştuk. Onlar geldiler. Size onları hemen göstereyim. Nuray'cığım burada. Ekremcan burada. Ve size şeyimi göstereyim. Hediyemi göstereyim. Bakar mısın? Geçmiş doğum günü hediyem. Nuray'cığım bana geçmiş doğum günü için hediye almış, getirdi. Aslında bana geleceklerdi o gün. Sürpriz yapacaklardı. Ama o gün başka bir program vardı. Benim tabii çok sonradan haberim oldu. Cihan söyledi. Bize geleceklerdi falan dedi. Başka bir program olduğu için gelişlerini iptal etmişler. Hediyemi de burada vermiş oldu. Çok beğendim. Çok çok teşekkür ediyorum yine Nuray'cığıma. Şimdi biz bekliyoruz. Yaklaşık bir yarım saat sonra işte benim konuşmam olacak. Konuşma sırasında görüntü alabilir miyim bilmiyorum. Alırım diye düşünüyorum. Öyle yani. Sonradan bir yerler yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz falan, sonra ayrılacağız. Aç karnımızı doyuracağız. Acıktım. Acıkmadım aslında. Böyle başıma bir ağrı geldi. Böyle bekledim falan. Biraz da stres yaptım herhalde. Ama olsun. Ne soracaklar, ne konuşacağım. Ne, tabii. Aynen. Yani ne sorulur, ne konuşurum, ne anlatırım. Onlar soracak, sen cevaplayacaksın. Aynen herhalde. Herhalde öyle bir söyleşi olacak. Benim de hiçbir fikrim yok. Bakacağız bakalım ne olacak. Birazdan başlar. İlk çocuk kanallarından bir tanesiydi Esin Hanım'ınki de.
Yükledik. Güzel bir etkileşim aldı. Sıfır abonesi vardı o zaman. Hiç abonesi yoktu. İşte akrabalardan rica ediyordum. İşte Esile'ye abone olur musunuz falan. Videosunu izler misiniz? Çocuk mutlu olsun falan gibi. Bir 4-5 ay böyle bir süreç devam etti. Bir gün eve bir kağıt geldi Google'dan. O kağıdı aldığımda baktım ki işte bir gelir yazıyor orada. İşte Google'dan geliyor. Aa, dedim biz ne yaptık acaba? YouTube'tan yani bir ceza falan yedik diye düşündüm. Böyle çok endişelendim. Daha sonradan oradan gelir elde edildiğini öğrendim. İşte hesabımda şu kadar bir para birikmiş. Allah Allah dedim, YouTube'tan gelir mi elde ediliyormuş? Yani tamamen dünyadan haber sitemiz, videoları yüklemeye devam etmişiz. Orada bir gelir oluşmuş falan. Tabi bu hoşumuza gitti. Sonradan artık YouTube'a bir iş olarak da bakmaya başladık. Ben o zamanlar bir organizasyon firmasında çalışıyordum. Davet organizasyonları hazırlıyordum. Akrabamızın bir firmasında. Uzun yıllar orada çalıştım. Aynı zamanda da Esile'yi desteklemeye devam ettim kızıma. Kanalında bayağı ilerleme kaydetti. Şu anda 800 bin abonesi var. Yaklaşık bir 4 yıl önce de ben de YouTube'a girmeye karar verdim. Neden karar verdim? Neden böyle bir şey yaptım? Çetin Bey'e de hatta anlattım. Tamamen annelik içgüdüsüyle. Esile'ye oradan çok fazla saldırı oluyordu. Yani yorumlarda tabii ki yaşı küçük, işte 7-8-10 yaşlarında falan da Esile. Bu çok artmaya başlamıştı. Ben de dedim ki yani benim çocuğum sahipsiz mi ya? Yani kafasına göre herkes yorum yazıyor, eleştiriyorlar. Bu onu çok üzüyor. Ya sanki orada böyle kimsesiz kalmış gibi geldi bana. O zaman çünkü birçok çocuk YouTuber annesiyle babasıyla YouTube kanallarını yönetiyordu. Ama orada hep tekti, yalnızdı. Ben pek kamera önünde görünmüyordum. Yok dedim, bu iş böyle olmayacak. Ben de girmedim. Ama zaten benim çocukluğumdan beri sosyal medyaya hep bir merakım, hep bir hevesim vardı. Hatta böyle hep şarkı söylerdim falan böyle ağaç tepelerinde. Çocukluğum böyle geçti. Hep hatta Popstar'ın ilk yarışmasına katılmıştım. Yaklaşık 17 yaşındaydım o zaman. Tabii hiçbir şekilde derece alamadım orada. Hiçbir sonuç elde edemedim. Daha sonra dedim ki ben de burada olmalıyım bu platformda. Bana iyi geleceğini düşündüm. O zamanlarda hayatım böyle çok monotonlaşmıştı. Böyle çok sıradan kendime bakmıyordum. Saçımı taramıyordum doğru düzgün. İşte makyaj yapmıyordum. Doğru düzgün giyinmiyordum falan böyle. Bana iyi geleceğini düşündüm. 4 yıl önce kanalımı açtım. Tabii ki Esila'nın desteği sayesinde YouTube'da bir ilerleme kaydedebildim. Çünkü şu anda da mesela öyle. O zaman da öyleydi. Artık daha da zorlaşıyor bu tarz sosyal platformlarda. Belli bir yere gelebilmek, insanların sizi tanıması ya da ne bileyim bir gelir elde edebilmek bu anlamda. Hani kanal açayım, o hemen çok büyük paralar kazanayım ya da çok iyi bir gelir elde edeyim, çok iyi bir kitlem olsun, beni çok sevsen öyle bir şey yok. Ben Esile sayesinde başladım 4 yıl önce dediğim gibi. Esile'nin kitlesi öncelikle beni takip etmeye başladı. Tabii ki çok eleştirenler oluyor. Ya teyze senin ne işin var burada ya falan. İşte kaç yaşındasın sen, işte çok kilolusun. Birkaç gün önce daha kiloluydum mesela, 85 kilo falandım. Onların sayesinde zayıfladım, onların sayesinde güzel giyinmeye başladım, onların sayesinde makyaj yapmaya başladım, onların sayesinde kendime bakmaya başladım. Bana hem artıları hem eksileri oldu. Tabii ki çok yaralayıcı yorumlar da oluyor çoğu zaman. Ben biraz takılıyorum, biraz duygusal bakıyorum sosyal medyada. Aslında videonu at, hani çekil kenara, hiçbir şey umursama. Birçok YouTuber ya da kanalda olan ya da Instagram'da sayfası olanlar böyle yapıyor. Ama hiçbir zaman öyle olamadım. Tamamen doğal ilerlemeyi tercih ettim. Hep kendime yakışanı yapmaya çalıştım. İnanmadım, hiçbir şeyin reklamını yapmadım. İnanmadım, hiçbir şey hakkında tavsiyede bulunmadım. Böylelikle de 397.000-400.000 civarında bir takipçim var şu anda. Seviyorlar, ben de onları seviyorum. Bir aile gibi görüyorum. Yani hiçbir zaman şey diye bakmıyorum. Ya işte aman izlesinler, gitsinler. Ben paramı kazanıyorum, çok da umurumda değil falan. Ben öyle olamadım. İyi ki de öyle olmadım ama. Çünkü öyle olanların hep böyle yok olup gittiğini gördüm. Aynı şekilde Esila'nın grubunda da öyle birçok kişi vardı onun zamanında başlayan. Şu an 1-2 kişi falan kaldı. Yani ben hep inanarak yaptım, hep çok severek yaptım kitlemi. Tabii ki de gelir elde ediyorum ama bu hemen olmadı tabii ki de. Belli bir emek sarf ediyorsun, içerik üretmeye çalışıyorsun, sürekli değişik şeyler bulmaya çalışıyorsun. Güldürmeye çalışıyorsun, bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun, tavsiyelerde bulunuyorsun. Benim sosyal medya maceram bu şekildeydi. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplamak isterim. Sıkıntı yok, buyurun. Sanki ne ki YouTube kapanırsa, evet. Alternatif bir planınız var mı kariyerde? Çok güzel bir soru. Bunda hep bir gün mutlaka bitecek. Yani YouTube kapanmasa bile bizim modamız geçecek.
mutlaka bir gün bizim izleyicimiz de bizim yani değiştirecek, başka kanallara geçecek, başka insanları takip edecekler. Alternatif bir planım var mı? Başka iş alanlarına tabii ki de döneceğiz. Ama benim için tabii ki de bir son olacak. Ben zaten bir 5 yıl sonra hayalim daha küçük bir kasabada daha minimal bir yaşantı sürmek. Çünkü belli bir şeyden sonra sosyal medya, zaten sosyal medya beni bırakmasa da ben onu bırakacağım. Çünkü beni yoruyor. Yani insanların eleştirileri, yorumlar, herkesin her şey hakkında bir fikri var. Herkes her şey konusunda profesör, uzman. Yani bir şey yapsan, iyi bir şey yapsan bir grup seviyor, bir grup nefret ediyor senden. Kötü bir şey yapsan eleştiriyor. Yani onun bir ortası yok. Benim de çok fazla tahammül sınırım yok kötü eleştirilere. Bir gün mutlaka ben tabii ki de bırakacağım, çekileceğim. Benden sonra kim yapmak istiyorsa yapsın. B planım 5 yıl sonra minimal bir kasabada minimal bir hayat sürmek. Yani çok çok öyle zaten çok ilerleyeyim, çok lüks içinde yaşayayım, çok büyük paralar kazanayım, çok büyük yatırımlar yapayım. Hiç öyle bir hedefim zaten yok. Evet, buyurun. Bu 4 yıllık serüvenimizde dönüm evet. Noktam oldu dediğiniz bir nokta oldu mu? Dönüm noktası. Aslında benim YouTube'a başlamak benim için dönüm noktasıydı. Kendi paramı kazanıyor olabilmek, istediğim şeyleri yapıyor olabilmek, ne bileyim yazın bir yaz tatiline gidebilmek ya da istediğim bir şehri ya da bir ülkeyi görebilmek, alım gücümün daha rahat olması bu beni tabii ki çok mutlu ediyor. Ama çalışıyorum, emek veriyorum, içerik üretiyorum, karşılığında kendimi bir kitleye izletebiliyorum. Onlar sayesinde de bir gelir elde ediyorum. Beni tabii ki çok mutlu ediyor. Yani bu anlamda benim için çok güzel bir değişim oldu. Evimden çalışabiliyorum. Çocuğumdan uzak kalmıyorum. Çünkü öncesinde Esile'yi işte oraya buraya sağa sola bırakıp işte çalışmak durumundayım. Özellikle davet organizasyonunu yaparken gece gündüz çalışıyorsunuz bazı günler. Çocuk bu arada sefil oluyor yani. Böyle sağa sola bırakmak zorunda kalıyorsun. O beni çok üzüyordu. Beni en mutlu eden tarafı sürekli evladımın yanında oluyor olabilmek, işimi evden yönetebilmek ve bu işi yaparken çok eğleniyoruz biz. Yani çocuğun bir şey istiyor, alamamak, onun istediğini yapamamak falan bence bir anneyi ya da babayı çok üzebilecek şeyler. Bunları yapıyor olabilmek beni en çok mutlu eden şey. Zaten ben her şeyi onun için güzel olmasını istiyorum, kendim için. Çok da fazla bir şey yok. Ama benim YouTube'a başlamam, evet benim dönüm noktam oldu. Benim işte zayıflamama sebep oldu. Benim daha düzgün, daha şık giyinmeme sebep oldu. Kendime bakmama sebep oldu. Bir yerde kendime daha fazla kıymet vermeye başladım belki de. İyi oldu yani. Buyurun. Peki farklı içerikler üretmeyi düşünüyor musunuz? Gelecek içerikler neler yapmalı? Aslında evet farklı içerikler. Ben hep şey yapıyorum. Normal günlük hayatıma vlogluyorum. Başladığım günden beri zaman zaman eğlence içerikli videolar da çektik. Evet, güldürmek, eğlendirmek istediğimiz zamanlar da oldu. Farklı içerikler yapmadım çok fazla. Ama şey yapmak istiyorum, mesela şehir şehir gezmek istiyorum, keşfetmek istiyorum. İşte mesela ülkeleri gezmek istiyorum. Hem ben gezerken hem de orada gezmek isteyen insanlara fikir olsun babında. İşte atıyorum, Karadeniz turuna gitmek istiyorum. Karadeniz'de ne yapılır? İşte nerelerde konaklanır, neyi meşhurdur, ne yenilir, ne içilir. Aslında şehirleri ve dünyayı keşfetmek istiyorum. Yani umarım bunu gerçekleştirebilirim. Bu benim en çok istediğim şey. Buyurun lütfen. Ben şey soracaktım. Denize cep üretirken nasıl bir şey üretiyorsunuz? Evet. Aslında şimdi kitleyi tanımak lazım. Kitlenin beklentisini bilmek lazım. Daha çok genç grup var. Yani Esila'dan kaynaklı, kızımdan kaynaklı. Onun grubu bende de var. Ekstradan anneler, ebeveynler de var beni izleyen. İçerik üretmekte çok zorlanıyorum. Aslında çok kolay. Yani YouTube'da izlenmek, iyi bir gelir elde etmek, iyi bir izlenme elde etmek istiyorsan birilerini şakala, kışkırtma yap, yani nasıl diyeyim, taşkınlıklar yap. Çok güzel izlenirsin. İnsanlar eğlenmeye bayılıyorlar birinin, yani nasıl ifade etsem. Yani sen böyle, ne bileyim, kocana bir şaka yap, işte başından aşağı bir kova su dök, bayılırlar, çok gülerler, çok eğlenirler ama zaman zaman bizim de bu tarz şeyler yaptığımız oldu. Bu yüzden içerik üretmekte zorlandığım zamanlar oluyor. Çünkü ben doğalcıyım, yani samimiyet, hayattan bir şeyler göstermek, ne bileyim, gerçek olan şeyleri yansıtmak istiyorum. Mesela bir yere gittim,
Orası hakkında güzel bir şeyler tavsiye ediyorum. Bir şey içtim. Aa, bu güzelmiş, ben beğendim, burayı derseniz siz de içebilirsiniz falan gibi. Daha gerçek hayatla ilgili konseptler yapmayı seviyorum. Ama izleyici daha çok eğlence, eğleneyim, güleyim. Yani işte bir 5-10 dakika vaktimi burada gülerek geçireyim. O zaman zorlanıyorum. Ben daha gerçek şeyler çekmek istiyorum. O yüzden zorlandığım zamanlar çok oluyor. Çünkü yapmak istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalıyorsun bazen. Ya aslında sen o içeriği çekmek istersen öyle bile değilsin. Ama bir yerde trend, ona da ayak uydurmak zorundasın. Burası senin bir iş yerin gibi de oluyor. Kitle ne istiyorsun, onu yapman gerekiyor. Kitle de hep eğlenmek istiyor. çok gerçek hayat onları ilgilendirmiyor. Evet, başka var mı sorularınız? Buyurun. Bahsettiniz. Aslında günümüzde en önemli şeylerden biri de doğru hedef kitleye aslında doğru bir şekilde iletişim etmek. Siz kitlenizi nasıl tanıdınız ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek de özellikle günümüzde daha zor oluyor. Ve genelde aslında başarılı kişilerin istikrarlı olduğunu da görüyoruz. İşte belli günlerde, belli düzenlerde yaptığını. Evet. Siz bunu nasıl sağladınız? Yani şimdi şöyle, düzen evet olmak zorunda. Yani düzenli video atmak zorundasınız. Çünkü o kitle size bir yerde bağımlı oluyor. İşte video atmadığınızda işte çok özledik, nerelerdeydin bir haftadır. Bir de bir şey oluyor insanda, yani video atmadım, video atmam lazım, video beklerler, işte bir şey bulmam lazım, bir şey çekmem lazım. Böyle bir üzülüyorsun da, yani kitle senden video bekliyor, sen atamıyorsun, bir şeyler bulman gerekiyor, çekmen gerekiyor. O öyle bir bağ oluyor aranda. Ben daha çok yorumlardan anlıyorum, yani kitle ne istiyor, neyi izlemeyi seviyor ya da izlenmelerden anlayabiliyorsun. Mesela bir video atıyorum, işte mesela yakın zamanda işte ada var benim yeğenim, abimin kızı. Ona çok bayılıyorlar. Bizim onunla birlikte geçirdiğimiz vakiti çok seviyorlar. Yani o vakitleri izlemeyi çok seviyorlar. O tarz videolar mesela, adayla izlediğim videoların çoğu milyon izlenmeleri ulaşıyor. Demek ki he, adayı çok seviyorlar. Zaten yorumlara da yazıyorlar. Ya işte Suna abla, ada çok tatlı, adayla işte daha çok video gelsin falan. Zaten bunu yorumlarda izleyici belli ediyor. Ama dediğim gibi benim her attığım video zaten çok seviliyor. Bence bu şeyle alakalı bir şey, davranışla alakalı bir şey. Çünkü ben başladığım günden beri hiçbir zaman değişmedim. Görüntüm değişti, evet saçım değişti, belki kıyafetlerim değişti, kilom değişti ama davranışım hiç değişmedi. Evde nasılsam videoda da öyleyim. Mesela bizim Esra çok takılır kızım. Tabii ki yaşından dolayı da biraz ergenlik var. Ya anne işte öyle söylemeseydin ya işte şey falan linçler. Ya linçlerler seni işte sizler kızım, ben böyleyim yani, ben evimde de böyleyim, kamera önünde de böyleyim, ben oynayamam. Yani samimiyet olmak zorunda, doğallık olmak zorunda. Kitleni zaten yorumlardan tanıyorsun, videoların izlenme oranlarından, etkileşimden tanıyorsun. Ona göre de hangi videom daha çok izlendiyse o tarz videolar yapmaya çalışıyorsun. Ama benim zaten hemen hemen her videom çok iyi izlendiği için. Çünkü beni seviyorlar aslında. Mesela şey yazıyorlar, ya Suna abla sen evde otur, oturarak video çek, biz seni izleriz, seni çok seviyoruz. Yani illa özel bir şey yapmana gerek yok. Bu güven bana zaten çok fazla içerik arattırmıyor açıkçası. Kafama ne eserse onu çekiyorum. Zaten beni sevdikleri için benim yaptığım şeyleri de seviyorlar. Yani kendini sevdirmek önemli biraz yani. Bunun için de bence doğallık. Buyurun. Tamam. Ben şey sormak istiyorum. Sizin başladığınız zamanda evet YouTube daha fazla revaçları belirli ortada. Evet. Daha fazla izlenmesi vardı ama şu an insanları YouTube'da 15 dakika bile bence büyük. Yani şahsen ben 15 dakika bir videoya vakit ayırmıyorum bu kim olursa olsun. Aynı şekilde genel olarak insanların da öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Diğer sosyal medya kanallarıyla alakalı özellikle Instagram. Yani şu anki influencerlar daha çok Instagram'da işte Reels'lerden o şekilde insanları etki eden kitleler oluyor. Peki sizin bununla alakalı kendinize evleneceğiniz kısım ne ya da neye yönelmeyi planlıyorsunuz? Genel olarak diğer sosyal medya platformlarıyla alakalı görüşleriniz neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten TikTok hiç onaylamadığım bir şey benim. Ama YouTube, Instagram öyle değil. Evet, Instagram'da çok başarılı reels'ler yapılıyor. Mesela ben bir şey alacağım zaman ya da bir şey araştıracağım zaman mesela Instagram'a giriyorum, işte yazıyorum, atıyorum sarı saç renkleri diyorum ya da işte tırnak modelleri diyorum. Oradan araştırıyorum. Bence faydalı da bir şey bir yerde. Evet, Instagram'ı seviyorum, beğeniyorum. TikTok benim için yok. YouTube'da da dediğim gibi kitleye elde tutmak, özellikle video izletebilmek çok önemli. Ama benim dediğim gibi izlenme oranlarım iyi. Başladığım günden beri. Mesela ben 20 dakikalık video atıyorum. 9-10 dakikası izleniyor. Bu
Yani ben de atlıyorum mesela bir şey izlerken. Yani hemen istediğim bölüme gelsin istiyorum. Daha çok şey yapıyorum, hani bir şey çekerken izleyici videonun neresini izlemek ister. Ben montajlarken videomu, ben sıkılıyorsam zaten izleyici de sıkılacaktır, onu izlemeyecektir. Ama montaja geçip bir geçişe pek de bir kulağa hoş gelen bir müzik, yani izleyici o görüntüyü izlerken müziği dinlemekten keyif alsın, görüntüyü de böyle aksın gitsin mesela müzikle birlikte. Bu tarz şeyler düşünüyorum, bu tarz elde tutmaya çalışıyorum izleyiciyi. Çünkü genelde 2-3-4 dakika tutulabiliyor. Ama ben 7-8-9-10 dakika tutabiliyorum videomda izleyiciyi. Bu da dediğim gibi müzikle, montajla, benim sıkıldığım bir şeyi, benim izlerken hoşlanmadığım bir şeyi izleyici de istemez. Daha çok sıkılmayacakları şekilde montajını yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, söyleşimiz bitti. Şimdi şey yaptık, çıktık oradan. Ondan sonra Ekrem Can ve Nuray ile birlikte güzel bir yemek yiyeceğiz. Yani acıktık çünkü. Geç oldu, saat 5 falan şu anda. Bir yemek yiyeceğiz. Güzel bir söyleşiydi. Yani benim ilk tecrübemdi. Biraz heyecanlandım. Tabii ki de öncesinde bir çalışma falan yapmadım. Böyle doğaçlama dedim. Hani nasıl gelişirse gelişsin artık. Ne sorulursa cevap veririm dedim yani. Bildiğim kadarıyla artık. Güzeldi, sorular da güzeldi, tatlıydı. Her şey çok güzeldi bence. Benim için de güzel bir tecrübe olmuş oldu. Gençler zaten çok enerjik, çok tatlılar. Yani her birisi çok güzeldi. Beni de davet ettikleri için buradan tekrardan teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi dediğim gibi yemek yemeye gidiyoruz. Bu arada sizden de bolca bahsettim. Beni sevdiğinizden, beni çok desteklediğinizden. Çünkü çok seviyorum yani ben kitlemi, biz bir aileyiz yani, bu böyle lafta değil, gerçekten biz bir aileyiz, ben öyle hissediyorum, her zaman da öyle hissettim zaten, bunun için başarıyla devam ediyoruz yolumuza, bir aile olduğumuz için gerçekten. Ama yani sosyal medyada biz bir aileyiz sizlerle, değil mi? Sizi de unutmadım yani. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet, şimdi yemek yiyeceğimiz mekana geldi. Burada yemek yendiğine emin miyiz? Ha öyle mi? Ha. Tam şu dışarıya çıkalım. Evet. Onun bildiği bir yer o zaman burası. Evet, evet. Okey okey, tamam o zaman. Ha. Tamam, ben anladım anladım. Evet. Burası çok güzel bence. Buraya oturalım. Şurada bahçede de oturabiliriz. Bahçeye geçelim, bahçeye. Palmiye ağaçlarının altı güzeldir her zaman. Palmiye değil onlar be. Ne burası? Bunlar ne? Bunların bir adı olmalı Nuray. Saman gibi bir şey işte Nuray'ın tabiri. Afrika şeyi. Afrika'dayım ben. Evet, Afrika şeyi. Hadi buraya oturuyoruz o zaman. Masa evet. Temiz zaten. Güzel güzel mekanı beğendim. Ya ben sizi kötü yere getirir miyim? Aa hayır. Eko asla kötü bir yere getirmez. Eko çok sever böyle değişik mekanları. Evet, lüks. Evet, evet. Bizim çocuk, ne yapalım? Yani. Havalandırma sesleri var, değil mi? Olsun, sıkıntı yok. Evet, mekanı beğendim, güzel. Hatta şu şeyin altında, çardağın altında bir fotoğraf alalım sonra. Evet. Afrika. Afrikalı bayanlar etekliler oluyor. Ha, aynen, onu kendi Afrika'daki bir şey. Şuradan bir iki yanıp sana etek yapayım. Hay Allah. Evet, şimdi sipariş vereceğiz. Bakalım ne yiyeceğiz. Ben de bilmiyorum ne var menüde. Her şey var mı? Açık ızgara falan filan, her şey var. Direk ızgaradan girdi kız. Bu çocuk niye böyle lükse düşkün? Zengin çocuk. Beyti kebaplar falan. Aa, beyti çok severim. Evet ben. Beytiye bayılırım. Ne yiyeceğiz? Beyti mi yiyeceğiz? Eko, ben şeyi hala unutamıyorum biliyor musun? Dur şuraya koyayım. Ben görülüyor muyum? Sen buraya yok, gel. Görülemiyorum. Şeye gitmiştik biz. Çorlu'ya gelmişlerdi bir kere. Hangisi? Midpoint video. Big Chef miydi? Big Chef. Çorlu'ya gelmişler şimdi birkaç ay önce bize. Öyle şey. Gezme işte ya, bu misafirle. Sonra dedik ki dışarıda yemek yiyelim dedik. Dedik nereye gidelim? Big Chef. Aa yiyelim. Big Chef'in dedi bir şeyi var dedi. Ne onun adı? Acayip bir ismi var. Evet evet. Ha, onu, şu an unuttum ama da. Ama hatırla onu. Dur. İnce ince doğranmış etler, tavuklar falan. Julien ama... Onun değişik kaju. Fajita. Fajita. Dedik aa iyi mi dedi, Big Chef'in dedi fajita çok güzeldir falan dedi. Ben mideme soğan dokunur,
biber dokudur. Kırmızı biber, kırmızı biber, yeşil biber. Ne ararsa var faşitanın içinde. Hiç ilk defa yedim, hiç yememişim daha önce. Faşitayı ömrüm boyunca unutmayacağım. Bunları doğramışlar altı. Eti de üstüne doğramışlar. O ete bütün o şeylerin şey tadı sinmiş mi? Ay ben yedim ay önce mide arasından geberdim. Umarım bu da öyle olmaz. Yok yok yok. Güzel güzel. Faşita güzel güzel yemek yiyeceksin. Faşita asla yemem mesela yani. Yok yok tamam. Çok güzel yemekler yiyeceksin. Tamam hadi. İspariş verelim, göstereceğim size de. Evet, yemeğimiz geldi bu şekilde. Böyle bir döner söyledik hepimiz. Döner tabağı. O zaman şimdi yemek vakti. Küçük kedicik, gel sana döner vereyim. Gel buraya. Gel. Yer misin? Gel annem. Hadi ya annem. Beğenmedin mi lan? Oo, afiyet olsun. Evet, evimize geldik. Suna Biltekin Kürtçü dükkanına geri döndü. Kostümünü çıkardı. Eski sportif haline büründü. Ben böyle rahat çok seviyorum ya. Ne bileyim. Öyle sevmiyorum çok böyle resmi falan. Böyle daha iyi. Evime geldim. Güzel bir gündü. Değişik bir tecrübe oldu benim için. Gençlerle bir araya gelmek iyi bir enerji verdi bana. Umarım onlara da iyi gelmiştir. Güzel bir söyleşi oldu. Videom bu kadardı. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kızcam da anneannesiyle, dedesiyle, at çiftliğine falan gitmiş. Sonra dayılarıyla falan bir araya gelmişler. Güzel bir yemek yemişler. Onun için de güzel bir gün oldu. Bizim için de öyle. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm sizi. Bye bye.